Ya ben çok özür dilerim Mirza abi adına. Yani tamamen yanlış anladı olayı. O da öyle derdini şiddetle çözen bir insan değildir yani normalde. Senin suçun yok ki. Ya belli, adam abin gibi koruyup kolluyor seni. Yani öyle tabii. Sevi. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Tamam. Dinliyorum. Aslında benim abim... Ne oluyor ya? Ne oldu? Pislik herif yine yollamış Gülendem ablamın yanına yancısını. Kimi yollamış ya, anlamadım. O doktor aşkı denen pislik rezil var ya. Onun adamı işte bak şu kırmızının yanındaki kır saçlı olan. Doktor aşk bu adamı niye gönderiyor ki? Ne olacak, ağzımızı aramak için. Sizin bu doktor aşkla tam olarak derdiniz ne? Fırat abimle bu doktor arasında bir olay var. Bir anlaşmazlık. Bu adam çok sinsi ama hep Fırat abimin kuyusunu kazmaya çalışıyor. Olay ne peki? Ben şimdi sorarım bunun hesabını. Sevi. Sevi bir dakika. Bir dur, bir dur. Bora. Kusura bakma, benim acilen Gülendem ablamın peşinden gitmem lazım. Sonra konuşuruz, olur mu? Tamam. Gülendem abla! Gülendem abla! Aa, kız Sevi. Ne çığırıyorsun adımı seyyar manav gibi herkesin içinde? Niye gelmiş o yine? Kim? Hiç boşta saklama gördüm sizi. Ay Sevi. Vallahi ben gel demedim. Aradı, gelin konuşalım çok önemli dedi. Ben de gidiverdim. Antver bak, Sultan ablaya tek kelime etmeyeceğim. Herhalde yani, etlerini alıp alıp şişediler sonra. Ne sordu sana? Bak bir şey söylemedin değil mi? Yok. Vallahi korkudan ağzımı bile açmadım. Geçen sefer çok zor tutmuştum ya kendimi. O yüzden böyle sıktım sıktım sıktım. O kadar sıkmışım ki dudağımı kanatıyordum neredeyse. Tamam. Ay, anladım ben. Kız Sevi. Hı. O Çemçük Taylan'ın ajanı olmasa hoş adam aslında değil mi? George Clooney'e benziyor. Bak sakın Gülendem abla. Düşman safından kimseye kapılmak yok. Tamam. Yürü. Şefim, bir bakabilir misiniz? Fırat, Naz ejderha gibi ateş saçıyor resmen. Bak bir süre gözünde gözükme, burada kal, tamam? Beni burada tutmaz zaten. Yüzüme bile bakmıyor. Yani sen de öyle bir günde gelmedin ki. Haksız da sayılmaz. Orası öyle canım, kız ne dese haklı. Anlatamıyorum da böyle böyle oldu da diyemiyorum. O da keyfimden gelmediğimi düşünüyor. Tamam, olan oldu. Artık senin ne yapıp edip burada kalmanın bir yolunu bulman lazım. Vallahi ne yaparsın bilmiyorum. Güvenini mi kazanacaksın, gidip özür mü dileyeceksin? Artık onu bilmiyorum. Çünkü seni ben bile kurtaramam. Sonuçlar açıklanmış. Neyse, kazanamayacağımızı biliyorduk zaten. Fırat, dağıttıklarını toplaman lazım. Bul bir yolunu. Halledeceğim. Jenny.com kim o yol? Feyza ablacığım, Jenny.com nasılsın? Hanımefendi, siz beni nasıl aradınız? Jenny.com, siz bizim dükkana geldiğinizde hani sen bir fena olmuştun, istifra ediyordun ya. O arada ben ne olur olmaz diye numaralarımızı kaydetmiştim birbirimize.
Ay tabii sen Canikom diye yazınca anlamadın değil mi İlahi? Ay nefesim daralıyor benim. Ay ne oldu? Yoksa korktun başıma mı geldi? Sultan ablam sizin evi mi bastı? Saldırdı mı sana? Ay ne Sultan ablası canım? Ha gelmedi yani. Oh oh iyi iyi çok şükür çok şükür. Hem ne maksatla gelecekmiş bizim evimize o Sultan Hanım? Canikom şimdi bizim Fırat sizin restoranda tekrar işe başlamış ya. Sultan abla bunu duyunca tepesi attı tabii. İşte kalkıp restorana gitti sandım. Açma kız gözlerini öyle. Araştırdım yanlış alarmış gitmemiş gitmemiş rahat ol. Hanımefendi siz ne anlatıyorsunuz? Ha işte restorana gitmediyse size gelmiştir diye endişelendim. Ama yok iyi yırttınız hadi. Benim tansiyonum düşüyor 3'e 2'ye. Sen ol önlemini al. Bak bir şey olursa da hiç çekinmiyorsun beni arıyorsun tamam mı Canikom? Ay hanımefendi işiniz mi yok lütfen? Bu münasebetsiz aramaya da bir an önce son verelim artık canım. Ay işin mi vardı? Ay tabii ben sormadan aradım. Sen bak işine bak işine. Ay, hadi Allah'a emanet ol. Ay, Canikom benim hadi. Ay ne oldu? Kesildi mi bu? Ay çekmedi tabii burada. Ay bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Yani ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey olabilir mi? Sultan Hanım. Benim. Fark ettim onu. Ya buna da hiç alışık değilim bizim kızın. Bunu da tahmin ettim. Kusura bakmayın sizi buralara kadar çağırdım. Telefonunuzu da restorandan aldım. Gandemir Bey sağ olsun beni hatırladı. Ona kızmayın olur mu? Estağfurullah. Ne yalan söyleyeyim çok şaşırdım. Ya bir daha hiç görüşmeyiz diye düşünüyordum. Geçen defa ayıp ettim size. Yani kovar gibi oldu. Yoksa o gün yeteri kadar içimi dökemedim. Şöyle çağırıp bir güzel haşlayayım mı dediniz? Ay yok estağfurullah. Ya söyleyip söyleyip utandırmayın beni. Peki tamam tamam. Sultanım nedir mesele? Ya niye burada buluştuk biz? Neredesin Bora neredesin? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Nasıl verirsin o görüntüleri o herife? Aklını mı kaçırdın sen? İnsanları televizyonda kandırdın yetmedi şimdi de şantaj mı yapmaya başladın? Ya sen nasıl birine dönüştün ya? Bu musun sen? Herkesin hayatıyla istediğin gibi oynayabileceğini mi sanıyorsun? Oğlum sen benden ne istiyorsun? Düşmanım mıyım lan ben senin? Neden bu kadar nefret ediyorsun benden? Ben senden değil. Bu dönüştüğün adamdan nefret ediyorum abi. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bence kimse de o Taylan'a inanmıyor. Sen öylesin. Herkes Taylan güne bakana tapıyor. Tamam o zaman. Hadi gel gidelim restorana. Anlat Naz'a bütün yaptıklarını, geçmişini, aslında kim olduğunu. Hadi. Ha. Ama sende o yürek ne gezer? Sen saklanmaya devam et şu doktor aşkın arkasına. Sen gerçek Taylan Güne Bakanı mı tanımak istiyorsun? Yürü gidiyoruz. Yürü. Ne yapıyorsun ya? Kes sesini yürü. Yürü. Geç. Sizi anlamaya çalışıyorum Sultan Hanım ama inanın taşlar yerine oturmuyor. Sizin bu olanları aklınız alayım mı Hazım Bey? Ha? Ya bizim oğlan ne diye böyle ediyor anlamayayım. Ya bu sabah işi bıraktığını söyledi. Çok da kesin konuştu. Sonra hiçbir şey yokmuş gibi işe geri döndü. Demek önce bir anlaşmazlık oldu sonra da çözüldü. Yok öyle değil Hazım Bey. Yani Fırat'ın pusulası şaştı. O restoran onun aklını da kalbini de karıştırıyor. Sultan Hanım, siz kendiniz...